Gerard'a yaklaştım, yanaşma dedi. Şöyle sadece koydu. Betona çarptı. Ben o barajı görsem atmam fiyatı. Değil mi? Tabii, teşekkür ederim herkese. Bu baraja geçtiğiniz için. Ya bir şey söyleyeyim mi? 3 yapan mı, 5 yapan Sütlü mı? Sütlü Nuriye'ye. Tamam. Pas böyle arkası dönük oynadığımda bazen sıkıntı oluyordu. Çünkü Sergio Ramos bu yol falan olunca kolay değil hani topu saklamak. Bak bak Kaan. Efendim? Messi'ye bak. 717 gol atmış Messi. Bak ne demiş. Her şeyi içime atıyorum. Kimseyle bir şey paylaşmıyorum. Ağladığım günler oldu. Düşün yani futbolcu olmak ne kadar zor. Zor mu? Bazılarının öyle dışarıdan bakıp ya 90 dakika oynuyorlar. Her şey yolunda. Ne güzel hayatları var dediği gibi değil. Bence Messi'nin bu sözü üzerinde konuşulması gereken bir söz diye düşünüyorum. Demek ki futbol bizim baktığımız gibi değil. Şimdi tam da adamı gelecek bu konuyla ilgili konuşmak için. Çünkü o da çok çile çekti. Çok büyük başarılara imza attı. Türk futbolunun bence en değerli oyuncularından biri. Tuncay Şanlı gelecek birazdan. Onunla bu konu hakkında konuşacağız. Bu arada çayımızı da yudumlayalım. O arada sevgili Tuncay gelir. Hocam. Beklenen an geldi. Hoş geldin hoş kardeşim. Hayırlı Tuncay olsun. Şanlı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Vallahi hocam. Bir şey söyleyeyim. Futbolculuk zamanında sanki bu kadar zayıf değildin yani. Maşallah. Bunun sırrı ne? Sırrı yememek. Sağlıklı yaşamak. Aa, çok güzel. Çok güzel. Şimdi bir şey diyeceğim. Gündemi çok iyi takip ettiğini biliyorum. Ya bu biliyorum 21. yüzyılın belki de dünyanın en iyi futbolcularından biri Messi. Her şeyi içime atıyorum. Böyle bir saha dışındaki sıkıntılardan bahsetti, futbolculuğun zorluğundan. Böyle yeri geliyor bazen ağlıyorum dedi. Biz de hani eski futbolcuyuz, herhalde en iyi biz biliriz onun ne demek istediğini. Şöyle bir algı var hani bazı insanlarda. Ya 90 dakika çıkıyorlar, oynuyorlar. İşte milyon eurolar kazanıyorlar, şan var, şöhret var. Hep spor yapıyor. Bu iş bu kadar basit mi? Basit olmadığını zaten Messi kendi söyledi. O baskıyı, o stresi kaldırmak, tabii ki yetenek önemli. Ama evet. Psikolojik olarak o baskıyı kaldıramazsan zaten o yeteneği sahaya yansıtamazsın. Ama iş o kadar basit değil. Hani geldi, uzak köşeye vurdu, gol oldu. Öyle olsaydı zaten herkes futbolcu olurdu. O golü atmak için neler evet. Var değil mi öncesinde? Tabii ki öncesinde o kadar mücadele var. Rakip var. Tabii. Her türlü baskı var. Ya kaçırırsam dersen zaten kaçırırsın. O baskıyı kaldırabilmek de kolay değil. Messi gibi bir oyuncu, dünyanın şu anda gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından bahsediyoruz. O bunu söylüyorsa... Bu kadar imkanı olan Messi zorluktan bahsediyor. Tuncay, Sakarya'dan başlayan serüveninde neler yaptı da bu oldu ya? Ya benim en büyük avantajım şu oldu hocam. Ya ben Fenerbahçe'ye geldiğimde tesiste kaldım. 5 yıl. Aa bak bu çok önemli. Yani... Çok önemli. Ya evde tutabilirdim, o imkanlara da sahibim. Sonuçta para kazanıyorsunuz. Ama bir şeye odaklandınız, Sakarya'dan geliyorsunuz, daha 19 yaşındasınız. Benim tesiste kalmam, orayı evim yapmam bana çok avantajlı oldu. Çünkü idman bittiğinde, sen de biliyorsun idman bittiğinde bir yarım saat sonra duşunu aldın, belki evet. Bir şeyler atıştırdın, eve gidiyorsun. Eve giderken dışarı çıkma ihtimalin yüzde kaç? 80. Arkadaş ortamı vesaire. Abi, İstanbul'da kolay değil. O teşekkürler. Teşekkür ederiz. Güzel oldu. Tesiste kalmam benim avantajım oldu. Benim ekibim de tesis çalışanları oldu. Güvenlik oldu, malzemeci oldu, garson oldu, aşçı oldu. Genç arkadaşlarımız da vardı. Biz artık orayı evimiz yaptık. Eğer belki ev tutsaydım sıkıntı yaşayabilirdim. Tesiste kalmam. Sen sadece oyuncular ailen değil, bütün çalışanlar, taraftar, yeri geldiğinde basın. Herkes ailen olmuş ki başarılı olmuşsun tabii yani. Ben ilk İngiltere'ye gittiğimde sabah antrenman vardı. Southgate ben geliyorum diye yarım saat uzattı antrenmanı. Kapıyı açtım, uyandım sabah işte kahvaltıya ineceğim. Kapıyı açtım, malzeme yok. Düşünüyorum ne olacak diye. Alışıksın. Alışıksın aynen öyle. Hem de yok, malzeme yok. Bir içeri girdim, bir 10 dakika bekledim. Dedim herhalde başka bir sistem var bu işin içinde. Aşağı indim, bütün takım antrenman malzemesini giymiş, kahvaltı yapıyor. Oo. Dedim ki bu nasıl olacak ben eşyam? Malzeme odasına gidiyorsun, kendin alıyorsun, idmana gidiyorsun. İdmandan döndükten sonra bir daha malzeme odasına gidiyorsun, yenisini alıyorsun. Kirlileri tekrar malzeme odasına götürüyorsun. Malzemeciyi aradım sabah 11 falan. Dedim ki hakkını bir daha helal et dedim Dursun abi. Niye dedi? Biz dedim bütün her şeyi siz imkanları bize sunuyordunuz.
bütün malzemeyi getiriyorlar. Bu çok güzel bir hikaye ya. Dedim ki onun hakkını ödeyemem bir daha. O yüzden onu aradım, helallik istedim yani. Sen orada oynadın. Türkiye'deki futbol ağır, temposuz, yavaş deniliyor. Ya bu İngiltere'de hakikaten tempo farklı mı? İtman şekli farklı mı? Neyi farklı yapıyorlar? Ne yiyorlar? Ne içiyorlar da bu kadar çabuk kuvvetliler? Yani en çok koşan oyunculardan biriydim. 2 ay sürdü yetişmem. Senin bile. Aynen. Ya bu kadar mı fark var? Çok fark var. Yani tabii ki bir taktik anlayışı var. Tabii ki bir plan var. Evet. Ama bireysel olarak inanılmaz çalışan bir oyuncu grubu var. İşte onun esprisini hep yapıyorum ben tesiste. 2 hafta sonra oyuncuları buldum soyunma odasında. Dışarıda nerede ne yaptıklarını. Çünkü geliyordum sabah, oyuncular yok. 2-3 kişi var. İşte 1 hafta, 2 hafta derken dedim ki bir bakayım nerede bu oyuncular? Hepsi salondalar. Ama şey için değil, yazın vücudum güzel olsun diye çalışmıyorlar yani. Fizyoterapist eşliğinde bir program yapıyor 5 günlük, 6 günlük neyse. Evet. Oyuncu en kötü bisiklet çeviriyor. O zaman şu fark çok önemli diyorsun. Ya Türkiye'de bazen futbolcu o 1 saat, 1,5 saatlik idman dilimini yapıyor. Hemen duşumu alayım eve gideyim, değil mi? Orada öyle değil, değil mi? İdman, ben bir 2 saat sonra çıkanı gördüm tesiste. Normalde çabuk futbolcusun. Seni tanıyanlar öyle biliyor. Kuvvetlisin, kondisyonun iyi. Bu çabuklukla ilgili orada böyle bir birileriyle koşup ya ben ya çabuk diyorlardı, ben çabuk değilmişim ya filan gibi böyle bir şeyler oldu mu? Gerard'la bir gün kapışmam oldu öyle orta sahada. Evet. Hani tam forvet oynamıyordum. Forvet arkası ikinci yardımcı forvet gibiydim. Gerard'la mücadeleye girdim. 3. o aldı. Bir ben kaptım. Omuz vurdu. Hani o kadar fizik kalitesi iyi ki zaten o temposu var. Ya bırakmıyor, pes etmiyor. Sonuçta Liverpool'un kaptanı, bana ne der ikincisinden sonra. Alamıyorsun ya topu. Lampard'la bir gün ikili mücadeleye gireyim dedim. Yalnız yeni bir şey diyeceğim. Kusura bakma söylediğin isimler de yani. Tabii ama Gerard, Lampard, öyle ama Nuri, Taceddin, Kemalettin falan değil yani. Ya fizik kalitesinden bahsediyorum. Yani bu isimler milli takım kaptanlığını, takım evet kaptanlığını yapmış. Gerard'a yaklaştım, yanaşma dedi. Şöyle sadece koydu. Betona çarptı. Tabii. Yani o yüzden bireysel olarak çok çalışıyorlar. Yani. Takım temposu ayrı, bir de bireysel tempoları çok iyi hocam. Benim aklıma çarptı. Ne geliyor biliyor musun? Tarihte kaleci olarak oynayıp gol yemeyen ilk insansın benim gözümde. Zaten ya şu maçı Allah'ını seversen. Ben şimdi sahanın içindeydim ama senin anlatmanı istiyorum. O Volkan kırmızı kartı gördüğünde ben seni gördüm direkt. Hani şimdi o maçta da kaptan yok. Sen böyle ben geçeceğim. Daha 1 saniye sonra. Ya o olayı bir anlat. Ama orada o ne yaşadı? Yani merak ediyor ama insanlar. Volkan'ın şimdi kırmızı kart dediğini görünce önce içimden dedim ki gittik. Korku sardı. Ondan sonra dedim ki ben geçerim herhalde kendi içimden, yani çok kısa sürede. O ara Fatih Hoca'yla da göz göze geldik biz. Ben elimi kaldırdım hani. Evet. O da durdu, geç dedi. O tereddüt hani etti Fatih Hoca'yla. Ya Tuncay dedi zayıf filan, kaleyi dolduramaz hani. Geçen onun sohbetini yaptık işte penaltılara kaldığımızda. Dedim ki hocam dedim ben ilk penaltıyı atayım da sen sonra atarsın dedi sana dedi. O kadar yani, güveniyordu. Tabii aynen. Öyle bir telefonda Bodrum'dayken konuştuk. Biraz eskilere ya, gittik öyle. Güzel. Ya kale orada da tamam istedim ama sonra da dedim ki ulan ne yaptın? Çünkü kaleye gittikçe... Çünkü ben seni gördüm kalede o anını. Böyle tabii, bir bembeyazdım bir ara. Kaleye giderken zaten kale büyümeye başlayınca ben ellerimi kaldırdım. Allah'ım bana yardım et. Ne yapacağım burada? Yani şimdi penaltı atarken nasıl daralıyorsa bize kale. Oraya geçince de büyümeye başladı. Tabii korktum. Ama en güzel anım bence orada Hamit'leydi hani. Ya i̇şte onu anlatman lazım ya Hamit'in anısını. Oldu. Hamit diyor ki ben atacağım ya Hamit. Ya bir git diyorum ben vurayım diyorum. Ben de futbolcuyum vurmayı biliyorum. Tabii canım ama o beni artık kaleci olarak görüyor şimdi. Hamit de vurdu mu sen de öyleydin. Ses geliyordu tabii, toptan tabii. İkinizin vurduğunda. Hamit'e diyorum ki git offside olur kısa vurursun. Yok diyor ben vuracağım. Ya git diyorum bak başımıza inşallah. Çok uzağa vuracağım diyor. En son dedi vallahi çok uzağa vuracağım dedi. Harbiden de vurdu yani maç bitti ama o 3-4 dakikalık süre bana 30 dakika gibi geldi. Sen bir şey söyleyeyim mi sana? Ömründen ömür gitmiş olabilir o dakikalarda. Çok işte hani ilk röportajın başına dönelim. Futbolcu olmak kolay mı? Değil işte o 4 dakika. Bir de kalecileri düşünün. Tek başınasın. Tabii kaleci ya. Hep tek başına orada. O gün kalecilik mesleğinin de ne kadar zor olduğunu aynen anladın değil bazı mi? Bazı şeyleri yaşayarak anlıyorsun. İşte teknik adamlar da işte ne zaman ki siz bu tarafa geçeceğiniz o zaman anlayacaksınız dediğinde o zaman anlıyorsun. Tabii tabii. Tuncay abi bir
Manchester'a 3 gol atıyorsun, Old Trafford'dasın. O baskıyı nasıl göğüslediğinde 3 gol atan oyuncu olarak tarihe geçtin. Nihat abi İçeride attım. Orada da attım da yenildik. Orada da attım. 6-2'lik maç. Özür dilerim. Yani Old Trafford'da gol atmak baskısı. Bir de Nihat abi aynı şey senin için de geçerli. Sociedad'la şampiyonluğa gidiyorsunuz. Baraj. Yani o barajı zaten konuşmak lazım da Real Madrid'de başlıyorsun, kafaya tutuyorsun ve her hafta gol atmaya devam ediyorsun. Ben o barajı görsem atmam frikli. Değil mi? Tabii, teşekkür ederim herkese. Bu baraja geçtiğiniz ya için şey deyip mi? Konuyu kapatırım ya. Bir şey söyleyeyim mi? Kariyerimi zirvede bırakırım. Tabii canım. Tuncay, o barajı görünce şöyle bir bakıyorsun. Abi şu baraja çarptırmayayım ya, yazık diyorsun. Zidane var, Beckham var, Roberto Carlos, ben Figo. Ben vurmazdım. Vurdum, barajın dışından vurdum. Barajın dışından vurdum o yüzden yani. Burada işte tam o konu o. Bir baraj kurduruyorsun. Şimdi baskı dediniz ya, Mourinho'nun meşhur lafı var. Futbolcu üstüne baskı mı olur ifade eder. Olmaz. Şimdi, kendisinde de var baskı. Tam aynı baskı şey noktasında yani. Old Trafford'a çıkıyor, gol atıyor. Dönüyor Kadıköy'e, hat-trick yapıyor Tuncay Şanlı. Sociedad'da şampiyonluğa koşuyor. Real, Barça, herkes onları yazıyor. Nihat Kahveci sürekli gol atıyor. Bir taraftan biz Falcao'yu konuşuyoruz. Parasının aldığı paranın baskısı altında kaldığı söyleniyor. Evet. Buradan ne dersiniz, bu baskı futbolculuk için baskı gerçekten zorlu ifade eder beklenti mi? Beklenti var. Şimdi Falcao gibi bir oyuncu gelirken ne dedik? 30 tane atar. O düşüncedesin çünkü kariyeri ortada, yaptıkları ortada. Ha, o aldığı paranın baskısında kalmaz. Ama yapamadığı için baskı hisseder. Evet. Çünkü beklentiyi biliyorsun. İşte Ronaldo bir gün şöyle demişti. Evet, egom var ama ben egoyu insanları ezmek için değil, daha iyi olmak için kullanıyorum dedi. Çok doğru. Daha çok çalışıyor. Yani başarmak için mücadele ediyor. O baskı size, yeteneğiniz varsa, kaliteniz varsa, o baskı sizi başarıya götürüyor. Rooney hatta o zaman ilk, 19 yaşında hat-trick yapmıştı. İlk hat-trick kaçırdı. İkinci golü attım ben, maç 4-2 idi ki kaçırıyoruz. Ben orada sus işareti yapıyorum. Hani kızdırdın ha biraz onları. Yani şey kızdırdın yapıyorsun. Kızdırdın onları biraz. Yani o anda o sahnede gol atmak, daha başarılı olmak için daha fazla mücadele ediyorsun. Tabii. Bak, baskı sadece kötü giderken de olan bir şey değil. Başarı, o limiti korumak da bir baskı yaratıyor. Cristiano Ronaldo'nun üzerinde baskı yok mu? Messi'nin üzerinde baskı yok mu? Aynı baskıyı ben de yaşıyordum. Şimdi 23 gol attığım sezon. Ya bir sonraki maç yine bekliyor. Adam unutuyor senin 20 gol attığını. O geride kaldı. Bir sonraki maçta atmanı bekliyor. Dün yok. Bu işte dün ha, bıraktıktan sonra anlatırız hikayelerimizi. Şu an gülerek anlatıyoruz. Diyoruz ki o Bernabeu'ya çıktık, işte Zidane'la, Roberto Carlos, Figo, Beckham'la oynadık. Ama bir de o çıktığım ana dön, o güne döneyim, bakıyorum böyle Allah 5 olduk bugün diyoruz. O da bir baskı, psikolojik baskı. Bazı maçlar vardı, eziyet çektim ya. Ben dedim futbolcu falan değilim dedim ki o maçlar hep Barcelona'ya karşıydı, Nou Camp'ta. Topun peşinden koşuyordum. Xavi'ye basıyordum, alamıyordum. Iniesta'ya basıyordum, alamıyordum. Evet, sen hani böyle İngiltere'de özellikle böyle kendini hissettiğin bir maç oldu mu kötü? Ya bunlar nasıl bir seviye, nasıl futbolcu? Ya şu maç bitsin artık. Chelsea, bıktım koşmaktan dediğin oldu mu? Orada deplasmanda 6-0 mı yenildik? Tam emin maşallah, değil. Maşallah iyi gol yedik. Ama bir oynuyorlar. Yani diyorum ki bir tuhaflık var bu işin içinde. Kimler vardı o kadroda? Lampard. Lampard hep var zaten orada. Halen Terry var mıydı direktör, onu bilmiyorum. Vardı. Carvalho. O zaten bir vurdu kafama. Tabii. Stoper oynuyordu. Stoperdi. Bırakmıyor hani. Biliyorsun ayağı çok iyi değil. Çok. Ama mücadele ölümüne olarak inanılmaz. Ya nefes alamıyorum. Düşsene onların oradasın. Yani topu almak. Ya buluştuğun an kafana basıyorlar tabiri caizse. O maçta dedim ki. Yani başka bir seviye var galiba dedim. Kendi kendime dedim. Kendimi sorguladım dediğin gibi. Evet. Dedim ki. Yani tamam bu yeteneğin var, buraya kadar gelmişsin Tuncay ama bunlar nasıl oynuyor, ne oluyor dedim. Neyi farklı yapıyorlar? Tabii ezdiler ama. Sonra da mesela o psikolojiyle Chelsea'ye ne zaman karşılaşsam olmuyor. Tabii. Orada kaldım bir defa. O maç şeydi, kötüydü. Arkadaşlar bu arada futbolu bırakırız. Seneler geçer ki benim yaklaşık 10 sene geçti. Hocamın da bir 5-6 sene oldu bırakalım. 5 sene olacak. Değil mi? Tabii tabii. Ama şöyle bir şey var. Yetenek hiçbir zaman kaybolmaz. Abi o zaman bir iddia koysanız da biz de nasiplensek böyle baklavasına, böreğine bir şeyin olsa. Canın sağ olsun. 3 yapan mı? 5 yapan Sütlü mı? Sütlü Nuriye'ye. Tamam. Orçun Say. Şey. Hadi o zaman bir ne yapalım? Bir 5'te biter yapalım. Hadi 5'te biter yapalım. Tamam. Maksimum 2 kere dokunma. Tamam. Okay. Servisi rahat atıyor. Servisi rahat başla. Mı?
Vurma hoca. Vurmadım bak. Çizseydik daha iyi olurdu ama. Tabii. Beş yapan dedik. Al. Bir. Tamam birini vereyim. Kalite kaybolmak. Ya ayak tenisini özlemişim biliyor musun? Biz geçen oynadık. Vallahi oynamamız lazım. Bir hadi mi? Bir bir. Beş yapan mı hoca? He beş olsun. Birazdan seyirci gelmesin hocam. Ben böyle yoldan görenler. Dikkat et öne doğru koşmuyorum ben. Bir fark ettim. Hadi ikişer. Dört dört yapıp final yapalım. Ya şu ayak içi her zaman var. Değil mi? Tabii. Senin de öyle. Ayak üstü. Oo. Görüyorsun tek de. Yalnız topta tam ayak tenislik ha. Vallahi billahi ya kafayı da kullanalım. Bak kafayla biliyorsun fazla gol atmazdım. Al sen kullan. 3-2. Bu dışarıda artık. Tamam dışarıda. 3-3 mü? Al. Nasıl? Her yer yeşil. İçeride de olur hocam. Ay 4-3 öndesin. Vallahi var ya özlemişiz ha. İyi oldu. Hoca köşeleri bırakma. Koştururum biraz. Allah 5-3. Vallahi tebrikler hocam. Bitti mi? Sen tabii çok itmanlısın Bodrum'dan filan da. Tabii tabii. Şimdi misafir geldi kazanmak olmazdı arkadaşlar. Tamam o yüzden. Abi tam öyle. İkimiz çok iyi oynardık. Özellikle milli takımda. Tabii. Bizi kolay kolay yenemezler beraber olduğumuzu. Vallahi. Hocam teşekkür ederim. Çok İyiydi. Keyifliydi. Aynen. Bir soluklanalım içeri geçelim. Olur. Hadi görüşürüz. Güzel bir buluşma hocam. Oldu. Eski günlerle ilgili sohbet ettik. Şöyle bir ayak tenisi oynadık işte. Bir topa dokunduk. Çayımızı topa da içiyoruz. Topa dokununca özlediğimizi anlıyoruz. Biraz. Aynen. Abi bir şey sorabilir miyim? Bugün tabii. Tuncay Şanlı ve Nihat Kahveci profesyonel futbolcu olsaydı değeri ne olurdu aşağı yukarı? Nerede oynuyoruz? Hangi ligde? İspanya mı? Tuncay İngiltere'de. Sen İspanya'da. Ben de İspanya'dayım. Evet. Böyle en top dönemlerimiz. Aynen. O senin Middlesbrough'da en çok gol attığın sezonda. Ne olurdu bonservisin? O Middlesbrough'da böyle en iyi olduğun dönemlerde İngiltere'deysin. O dönemde zaten bir 11-12 milyon pound vardı. Bize euro söyle baba. Pound bilmiyorlar. Bize euro olarak söyle. Bilemem ki hoca biliyorsun bunu sorduklarında... O kadar alıştın ki pound'da euro yok. Yok euro da söylersin de ama şey yani kendi değerini... Ölçmek, yani başkası belki söyleyebilir ama... Ama bak sence... o dönemi düşünerek söyleme. 2020 yılında Neymar'ın 222 milyon euro ettiği... Biz de bir 20-30 milyon ederiz herhalde. Kendini söyle. Beni söyleme. Biz de mi? Ben de. Ya bizim dönemimizin oyuncuları bence rahat ederdi 20-30 milyon. Ben size şunu söyleyeyim mi? Şimdi böyle bu 23 gollü sezon var ya Ronaldo ile kapıştı. Abi 222 milyon Neymar'sa o zaman hani 70... o dönem oradayım 50-80 arası etmemiz lazım çok diyorum. Çok rahat. Değil mi? Yani. Peki bugün FIFA oyunu olsaydı acaba ne olurdu kartınızın içeriği neyle dolardı? Şutun ne olurdu mesela? Benim şutum 70 olurdu herhalde ya. Hmm. Çok olmazdı. Ben şutum yok. Senin daha fazla olurdu. Ben söyleyeceğim canım, benim için söyleyeceğim. Hızda 80 üzeri olurdu herhalde. Fena evet. Değil yani şey kısa mesafede değil, uzun mesafe fulleli olduğum için 80 olur diye o civarda olurdu. Pas? Pas 82-3. Fena değildim ben de. Top sürme, dribling. Top sürmede iyiyimdi ya. Driblingde iyiydim ben. Orta sahadan uçuyordu. 85. Savunma? Savunmada oynuyor, orta sahada oynadım. Ama yine 65-70 arası olur ya. Çok bence daha iyi. Son fizik. He? Fizik. Fizik olarak zayıf gözüksem de 80'leri rahat 80-85 arası olur. Fizik olarak fena değildi tempo olarak. Bence de. 100 üzerinden kaç puanlık oyuncu olurdu Tuncay Şanlı? 80 olurduk ya. 85 olur muydu? 85. Fena değildik. Yerine Karabev geldi abi. Benim yani, hız mı? Nihat Kahveci vallahi hız konusunda hız mütevazi ben... olmayacağım yani. 0-100 arasında 94 veririm. Şut. De. Şut. Şut 95 vallahi, olur. Bak benden benim ağzımdan aldı yani şutum birazcık. Şutu iyiydi yani. Şutum biraz iyiydi. Evet. 95 diyorum yani. Pas. Pas böyle arkası dönük oynadığımda bazen sıkıntı oluyordu. Çünkü Sergio Ramos, Puyol falan olunca kolay değil hani topu saklamak. Ona da 84 diyelim. Top sürme. Aa, iyi top sürerdim. Böyle orta sahadan gidip gollerim var. 88 diyorum. Savunma. Savunmam zayıftı ya. Çok böyle geriye gelmeyi sevmiyordum. Kanatta oynayınca biraz mecbur geliyordum ama
Savunmaya 70 derim. Fizik? Sondu. Fiziğim o zamanlar çok iyiydi ya. Tığ gibiydi. Fiziğe de hani sahanın içinde 90 dakika koşuyorduk yani ölümüne. 95'te de basıyorduk. Fizik ona da bir 85 derim. Yani. 85 derim. Genel reytinge ne diyelim? Genel reytinge de ben bir ortalamaları böyle fazla bilmiyorum ama ben bir 86, 87 oraları söylerim. Oralar, yani. 80 üstü rahat olur. Evet yani ikimiz de rahat 80 üstüyüz yani. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir röportaj oldu, söyleşi oldu. Ayak tenisi oynadık, geçmişten konuştuk, günümüzle ilgili bahsettik. Umut ediyorum ki insanlara böyle bilgilenecek doneler verdik. Gerçekten çok memnun oldum. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Keyifliydi, güzeldi. Güzel sohbet oldu. İzleyenler de keyif alacak diye düşünüyorum. O zaman sevgili Kaan da gelsin, bir final yapalım. Yapalım. Bir hatıra fotoğrafı yürütelim. Evet, evet.